Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü şehitlikleri ziyaret ederek Zafer Meydanı'nda fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Malazgirt'ten bu yana gücünü milletten, cesaretini... Demokrasi ve Milli Birlik Günü Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor, şehitler anılıyor. Günün ilk etkinliği Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan hava ve polis şehitliğinde gerçekleştirildi. Hava şehitliğinde başlayan Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi, şehit mezarlıklarına karanfil bırakılmasıyla devam etti. Aynı ritüel polis şehitliğinde de devam ettirildi. Daha sonra Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde 7 yıl önceki kara günde yaşananları anlatan fotoğrafların sergilendiği serginin açılışı yapıldı. 7 yıl geçti ama gerçekten bu fotoğrafları gördüğümüzde tekrar tekrar o günü hatırlıyoruz. Tekrar tekrar o gün yaşananların aslında ne kadar büyük bir ihaneti sembolize ettiği, nasıl büyük bir kalkışma, neler neler aslında amaçlandığı tekrar tekrar gözümüzün önünde canlanmış oluyor. Allah milletimize, devletimize bir daha böyle üzücü, böyle acı, böyle büyük hainlikler, düşmanlıklar göstermesin diyoruz ama Türk milleti bunlara da gerçekten alışkın. Coğrafyası, bulunduğu konum itibariyle her zaman için ferasetiyle, irfanıyla, bilgeliğiyle, vatanına, milletine, bayrağına olan düşkünlüğü ve sevgisiyle inşallah böyle püskürtmeleri, böyle girişimleri her zaman için başından savacaktır. Kahramanlıklarıyla destan yazmaya milletimiz devam edecektir. Çok teşekkür ediyoruz bizler de burada olduğunuz için. Sağ olun vardır. Açılış kurdelesini Yiğitbaşı ile birlikte AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü tam kadro katılarak kesti. Protokol daha sonra sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. 7 yıl önce yaşananlara yolculuk yaptı. Belki dönemin de temeli olması anlamında genç kardeşlerimize, küçük kardeşlerimize bunları hatırlatmamız, anlatmamız ve nasıl bir hain örgütle karşı karşıya olduğumuzu, nasıl bir darbe girişimi olduğunu, bu milleti ve bu devleti yok etmek için, ortadan kaldırmak için nasıl bir pusu kurulduğunu, nasıl bir darbe girişimi olduğunu onları hatırlatmak anlamında bu tür sergileri, bu tür açılışları, bu tür kutlamaları önemsiyoruz. Serginin gezilmesinden sonra İl Kültür Müdürlüğü tarafından oluşturulan kitap sergisi de incelendi. Bizim insanımızın en hassas noktası inançlarıdır. İnançlarını suistimal ederek yıllardır aşağı yukarı 30-35 yıllık bir serüvenle sinsi sinsi hazırlanarak en son nihayet niyetini 15 Temmuz'da gerçek niyetini ortaya çıkarmış ama Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve halkımızın darbelere dur deme inancıyla püskürtülmüştür. İnşallah bu son olur. Böyle bir dini dejener eden insanlara fırsat verilmez. Allah bir daha böyle bir 15 Temmuz gibi günleri bu millete yaşatmasın diyorum.